Kurs yerlerimiz gayet etli. Evet, başarılı olacağız inşallah. Bu kursumuzla beraber. Böyle bir imkan olana sağladığınız için çok teşekkür ederim. Biz de işte sizin öncülüğünüzde sunduğunuz bu imkanlarla bu deneyimi burada arkadaşlara kazandıracağız. Sektörde faydalı bireyler, çalışanlar olarak devam edecekler inşallah. Evet. Tabii. Yani nihayetinde burada bir sadece teorik bilgi dinlenmiyor işte. Bizzat uygulama yapıyorsunuz ve muhtemelen burayı bitiren arkadaşımız en azından bu işi ben yapabiliyorum diyebilecek pozisyonda işverenin karşısında veya firmaların karşısında talep ediyor olabilecek. Bu bence çok kıymetli bir şey. İnesmek merkezimizdeyiz. Ve İnesmek'te çok yakın zamanda açmış olduğumuz dikiş kurslarıyla koltuk döşeme dikiş kursundayız. Burada kursiyerlerimiz var. Onlar eğitimlerine kıymetli hocamızın eşliğinde, buradaki İnesmek'teki yöneticilerimizin eşliğinde başladılar. Tabii bu süreç şöyle başladı aslında, onu ifade etmek isterim. Bildiğiniz gibi bir istihdam birimimiz var. Burada bizlere gelen, hem işverenden gelen talepleri görüyoruz, hem de iş arayan vatandaşlarımızdan gelen talepleri görüyoruz. Bu talepler noktasında da örneğin mobilya sanayisinde güçlü bir şehiriz. Ancak belirli sektör gruplarında işveren alım yapabilirim diyor. Lakin karşılığında bu alanda çalışabilecek insan bulamadığını ifade ediyor. Buradan hareketle de o eldeki verilerden hareketle beraberinde yine mobilyacılar odamızın bizlere ilettiği taleplerle bu kursu açmaya karar verdik. Ben kıymetli ve doğru bir şey yaptığımıza inanıyorum. Her zaman fikir, görüş ve kanaatlere de açık olduğumuzda ifade ediyorum. Burada biz çok yakın zamanda 192 saatlik bir Allah'ın izniyle iş garantili diyebileceğim bir kurs başlatmış olduk. Daha ziyade hanımefendilerin yapacağı bir iş dalı olan koltuk döşeme dikiş kursu bu. Burada çok değerli hocamızın da 192 saatlik yaklaşık 2,5 aylık bir eğitimiyle, sertifikasyonuyla Allah'ın izniyle süreç tamamlandığında bu sektördeki firmalarımıza istihdam oluşturabilmiş olacağız. Hem burada emeği geçen mobilyacılar odamıza, yine makina noktasında destek veren Ayhan Makina firmasına, yine halk eğitim müdürümüze, müdürlüğümüze, yine İnesmeğimizin kıymetli çalışanlarına, yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü de buradaki kurslarımıza gelerek kendine bir şeyler katma çabası içerisinde olan, kendini geliştirme çabası içerisinde olan kursiyerlerimize etmek istiyorum. Çünkü kıymetli bir şey yapıyorlar. Hayatta öğrenmeye ve gelişmeye devam etmek lazım. İnsan dediğimiz varlık da zaten bu minval üzere yaşar. Doğumdan ölüme kadar geçen süreç içerisinde inşallah kendimizi sürekli olarak donatmaya, geliştirmeye, yeni yeni kabiliyetler ve yetenekler elde etmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Biz de bu sürece İnegöl Belediyesi olarak katkı koymaya devam edeceğiz. Şu anda bayağı bir